Biz insan olarak, mümin olarak koskoca 365 günlük bir zaman dilimini nasıl harcadık? Bununla ilgili olarak kendimizi nasıl sorguya çekmeliyiz? Ondan sonra yarınlar için Allah nasip eder de yaşarsak yeni yılda ondan sonraki zaman diliminde nasıl bir yön çizmeli, nasıl bir yol belirlemeliyiz? Bununla alakalı olarak muhasebeyi nasıl yapmamıza dair neler söylersiniz hocam? Gösterdiğiniz jenerikten de anladığımız gibi teknoloji ilerliyor, silahlar çoğalıyor, tıp ilerliyor. Ama insanların aczi, fakrı, zaafı da gittikçe artıyor. Dünya bu hale gelmesine rağmen ilimde işte 1 gram, 1,5 gramlık bir virüsün karşısında bütün insanlığın mağlup olduğunu görüyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin de ifadesiyle aczi beşeri, fakrı insani durmadan ziyadeleşiyor. Evet. Gerçekten aciziz yaratılıştan, gerçekten fakiriz yaratılıştan, gerçekten de zayıfız yaratılıştan. Sizler de böyle ilk duyuru panonuzda şöyle bir cümle kullanmışsınız. Onu herhalde notlarından aldınız. İnsanlık bizler yani süratlice evet. Böyle dağın başında yuvarlak bir kayayı yerinden oynatın, böyle aşağıya doğru salın. Gümbür gümbür önüne ne gelirse yıkar, kırar, gider. Ta gidiyor. Süratte gidiyoruz. Evet hocam. Yukarıdaki bulutlar gibi öbür aleme doğru gidiyoruz. Çakan şimşek gibi öbür aleme doğru gidiyoruz. Ve o kadar süratli gidiyoruz ki bizi bu alemde durduracak hiç kimse, hiçbir hakikat, yok. Hiçbir varlık yoktur. Onun için 2020-2021'e bağlayan bu gece biz öbür alem adına ne kazandık, neleri kaybettik, hayatımızın, yılımızın bir envanterini çıkartmamızı ben tavsiye ediyorum. Böyle olmamızın gerekliliğine inanıyorum. Her tüccar böyle yıl başında veya yıl sonunda bir hesap yapar, mali hesap yapar. Ne kazandım ben? Geçen sene neydim? Şimdi ne kaybettim? Kazandım mı? Böyle hem mali bütçesi olarak hem de ticaretinin bir sağlamasını yaparak kazancın veya kaybetmenin neresindeyim? İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhyasındaki muhasebe bahsinde ta o zaman İmam-ı Gazali demiş ki ticaret yapan tüccarın yıllık böyle muhasebesini yapıp da ömürlük muhasebe yapmamasına şaşarım demiş. Onun için hem bir önceki yılın ve bir sonraki yıl ne yaptım, ne yapmalıydım? Keşke şunları yapmasaydım. Keşke böyle eksik değil de daha mükemmel yapabilir miydim diyerek Bediüzzaman Hazretlerinin Şualar kitabında şöyle bir şey var. Hata savap cetveli. Şunlar benim hatalarım. Şunlar benim savap. Yani savap burada sevap değil de isabet, satla. Savaplarım, isabetlilerim. Başkasına göstermeyelim. Bir defter alalım. Ben 2020'de vicdanıma dayanarak bildiğim İslami ölçülerde, insanlık ölçülerinde benim hatalarım şunlar. İyi tarafım da şunlar. 2021'de bu hatalarımı yapmamalıyım. Veya hata değil de ama daha mükemmel yapabilir miydim? Bunları tek 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 çıkartalım. Başkalarına da göstermeyelim. Başkalarına günahlarımızı şahit etmeyelim. Öyle bir nefis muhasebesi yapalım. Buna hata sevap cetveli diyebiliriz. Tekrar etmiş oldum. Böylece 2021'de bir önceki yıl yaptığımız beşeri hatalar, kullukla alakalı hatalar, insani yönü veya iktisadi neyse yani hayatımızı maddi ve manevi bütünüyle kucaklayacak noktalarıyla bir muhasebe yapmalıyız. Mutlaka yapmalıyız. Evet hocam. Hazreti Ömer Hicri yıl başlarında bunu söylediğini öğrendim.
Hazreti Ömer'e isnat edilen bir sözdür bu. Bazıları hadis diye rivayet etse de hasibu enfusekum kable en tuhasebu, hesaba çekilmeden önce kendi nefsinizi hesaba çekiniz. Demek ki nefsimizi hesaba çekebilmek için bir de hesap gününe de inanmak gerekiyor. Demin yardımlaşmada bir şeye dikkat çekmiştim. Bu muhasebede de ona dikkat çekmek isterim. Yani yardımlaşma tabiatta var, kainatta var dedim ya. Sonra oradan biz de sünnetullah olarak yardımlaşmamız gerekiyor hususuna vurgu yaptık ya. Evet. İşte bu muhasebe aslında umum kainatta yine vardır. Kainatta varlıklar arasında o kadar ince hesap vardır ki mesela şu atmosferimizde kendi yaşadığımız dünyanın atmosferinde hidrojen oksijen dengesindeki ince hesaba bakar mısınız yani? Ne kadar önemli. Dağlar bizim karbondioksiti alıyor, ona bize oksijen veriyor. Bu ince hesaplara bakar mısınız? Kur'an-ı Kerim sık sık ahiretteki hesabı anlatmadan önce bu kainattaki hesaptan bahsetmiştir. Mesela dikkatimi çeken bir ayet, İsra suresinde bir ayet. Ve cealnel leyle ven nehara ayeteyn. Biz gece ve gündüzü iki ayet yaptık. İki ayet burada iki delil demek. Allah'ın varlık ve birliğine ait iki delil yaptık. Gece ayetinden maksat ay, gündüz ayetinden maksat ise güneştir. Hazreti Ayşe validemiz sordu ya Resulallah, gece ayetinden maksat, gündüz ayetinden maksat nedir? Ve cealne leyle ve nehara ayeteyn. Gece ve gündüz ayeti iki ayet. Efendimiz gündüz ayetinden maksat güneş, gece ayetinden maksat da aydır buyurdu. Fema havune ayetel leyl. Ama biz gece ayetini mahvettik diyor Cenab-ı Hak. Demek ki ay da daha önce güneş gibi zatında ısısı, harareti, rengi olan bir varlıkmış. Ama Allah almış onun zatından ısı, renk, harareti almış. Parlak görünmesi güneşten alıp aksettirdiğinden dolayıdır. Ve bu dengeyi anlatıyor. Femahavne ayetellir ve cealne ayeten neheri mubsira. Gündüz ayetinde görmeniz için, görüp de çalışmanız için yaptık. Gece gündüz dengesine dikkat çekiyor. Ve ayetin devamında diyor ki bu ince hesabı niye yaptık biliyor musunuz? Velita'lemu adede sinine vel hisab. Senelerin adetlerini ve hesabı bilesiniz diye yaptık. Allah diyor ki benim ilahi ahlakım kainatta ince bir hesabı vaaz etti. Ben ince hesaplarla her şeyi yarattım. Ya yağmurun yağmasında damlalarındaki ince hesaplar, yeryüzüne düşen hiçbir kar tanesi diğerine benzemiyor. Hepsi farklı. Mühendislik hesapları ince hesaplar gerektiriyor. Evet, bu ilim dünyasının genişçe fen olarak da anlatabileceği mevzulardır. Ama ben özetle ayetten anlayabileceğimize dikkat çekerek böyle gece gündüz ve kainattaki ince hesabı anlattıktan sonra Cenab-ı Hak ve ta'lemu adede sinine vel hisab, senelerin adetlerini bilesiniz. Bak şimdi adetler var. 2020 gitti. Senenin adedi 2021 oldu. İşte bunu bilesiniz. Gece gündüz olmasa, ay olmasa, aylar olmasa, mevsimler olmasa böyle senelerin adetleri de ortaya çıkmazdı. Ve hesabı da bilesiniz. Bakın kainata hesap var. Kendiniz de bu hesabı yapın. Bir yıldan diğer yıla geçerken adede sininden bunu anlıyoruz. Hayatınızın bir muhasebesini yapın. Ben süratlice öbür aleme giden birisi olarak, bir fani insan olarak, her insan gidiyor. Acaba manevi olarak öbür alemi kazanma adına kazancın neresindeyim? Kaybetmenin neresindeyim? Bunun bir muhasebesini yapın ve sonra aklımıza havale ederek diyor ki ve külle şeyin fassalnahu tafsile, biz her şeyi böyle size geniş geniş anlatıyoruz. Anlayın bak. Tafsilatla anlatıyoruz. Siz de tafsilatlı meselenin künhüne vakıf olun. Hayatınızın bir hesabını yapın dedikten sonra hemen bundan sonra gelen ayette bak nazmi bağlantıya bakınız.
ve külle insanim ahirete intikal ediyor. Elzemnahu ta'irahu fi unuqi. Hani idam edilecek adam niye idam ediliyor diye yafta yazılır ve boynuna asılır ya, bunun şu 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 suçu var denir. Hı hı. Onun için idam edildi denir. İşte ahirette de her insanın boynuna bir yafta asılacağını söylüyor Cenab-ı Hak. Ve külle insanin elzemnahu ta'irahu fi unuqi, boynuna asılacak dünyada yaptıklarımız. Ve nuhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelkahu menşura, başka surelerde müteaddit defa tafsilatlı anlatılan uçuşup gelen defterler olacak diyor. Her insan için uçuşup gelen ona doğru kitaplar, defterler olacak. Bunlar ne defterler ola ki? Dünyada yaptığımız her şeyin kaydedildiği bir defter. Zulmetti isek, milletin parasını çaldı isek veya zindanda bulunan bir insana zindana girme pahasına yardımcı olmaya çalıştı isek, başka bir ayette de bu kitapta yazılanlarla alakalı şöyle bir ifade var. İnsan kitabı eline alacak. La sagiraten ve la kebiraten illa ahsaha. Hayret. Ya küçük büyük hiçbir şey ihmale uğramadan her şey yazılmış. Hatta İmam-ı Malik'in Muvatta'ında bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Bir insan öksürürse, hastalandığı zaman inilerse, bağışlayın, mesela derse hastalandığında, bu dahi yazılıyor defterine. Öbür alemde ya Rab ıhımı bile yazmışsın. Eğer bunda şikayet varsa, isyan varsa bundan da hesaba çekilecek. Onun için ayetin sonunda, ikinci ayette burada bu anlatıldıktan sonra sağdan soldan uçuşup gelen defterler, boynundaki yafta, şimdi ayette muhasebe var. İkra kitabek. Allah diyecek ki buyur kitabını kendin oku. Kefe bi nefsikel yevme aleyke hasibe. Orada da hesap var. Senin nefsin hesabını görmek için sana yeter. Senin kitabın senin hesabını görmek için sana yeter denecek ona. Öbür alemde bu ellerimiz yaptığımız şeylerin şahidi olacak. Ayaklarımız, şu üstümüzdeki elbiselerimiz. Ben şimdi bu elbiseyle, ceketle size sohbet yapıyorum ya, inşallah Allah için yaptımsa ve rıza ilahi yolunda yaptımsa, bu ceket öbür alemde diyecek ki ben şahidim ya Rabbi. Bu Allah için senin rızan yolunda şunları anlatmıştı. Hı. Evin halılarından tutunuz, camiye gittiyse caminin halılarından duvarına kadar. Çünkü öbür alemde her şey hayi olacak. Ve innet daral ahirete lehiyel hayvan. Ayette Allah diyor ki ahirette her şey hayvan. Hayvan, hayvan yani canlı demek. Sanki şuurlu insan gibi her şey konuşacak. El yevme nahtimu ala effahihim. Belki kişinin ağzına mühür vurulacak ahirette. Ve tükellimüne eydihim. Biz onun diyor ellerini konuşturacağız. Ve tükellimüne eydihim ve ercülihim. Ayaklarını konuşturacağız. Bir mekânü yeksibün. Dünyada kazandığı şeylerle alakalı şeylerden dolayı. Şimdi öyle bir aleme doğru gidiyoruz ki o aleme doğru gitmenin de ne zaman nerede son bulacağı da belli değil. Şimdi 2021'de hangi birimizin dünyada kalma garantisi var ki? Dünyanın en büyüklerinden siyaseten Trump mesela. Mesela Biden, mesela Tayyip, ondan tut da herhangi sıradan bir insana kadar. Yani hangi birimizin garantisi var ki? El mevtu ye'ti bateten demiş İmam Busayri. Ölüm ansızın gelir. Sizde de jenerikte gösterdiğiniz gibi yani teknoloji ölümü süratlendirdi. Yani teknoloji var bizi kurtarır falan değil. Teknoloji ölümü süratlendiriyor. Kaç tane insan bombayla ölmüş, uçaktan düşmüş, ölmüş, ölmüş, ölmüş yani. Bir de bu hastalıklar var. Hı hı. Onun için 2021 senesinde nereye kadar yaşayacağız veya
Daha sonra ne kadar yaşayacağımız belli değildir. Onun için insan belki hayatın bitebilir endişesi içerisinde ahireti kazanmanın neresindeyim, kaybetmenin neresindeyim? Böyle bir muhasebe yapması herhalde yerinde ve isabetli olur. Peki hocam. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifini de zikredeyim. Ondan sonra sorunuzu alabilirim. Buyurun. Efendimiz şöyle buyuruyor. Akıllı insan nefsini deneyip hesaba çekendir. Ölüm ötesi için çalışandır. Akıllı insanı Efendimiz böyle tarif etmiş. Evet. Akıllı insan nefsini deneyip hesaba çekendir. Ölüm ötesi için çalışandır. Ahmak ise, seyircilerimiz beni bağışlasınlar. Ahmak ise hadis bu. Nefsinin hevasına tabi olup Allah'tan umandır. Yani bütün haram ve günahları işliyor canım. Allah Kerim diyor. Ben de Abdülkerim diyor. İmam-ı Gazali ifadesiyle gemisini daha doğru sürüklemiş. Denizde yüzeceğine uman bir insan gibi ahmak da hevesine tabi, zalim. Haram ve günah işliyor ama Allah'ın onu kurtaracağına inanıyor. Efendimiz akıllı insanla bağışlayın ahmak insanın muvazenesini hayatının hesabını yapıp yapmamasına göre değerlendirmiştir. Bu da enteresan bir detay oldu aslında. Hocam az önce dediniz ki yani bir yıl boyunca ben şunları yanlış yaptım, şunlarda isabet ettim. Hata ve isabet cetvelinden bahsettiniz. Üstadın şualarından yola çıkarak. Nefis mesela böyle bir şey yapılmasına nasıl kolay izin verebilir ki? İzin vermez tabii. Nefisle hareket etmeyeceğiz. Efendimiz'e zaten burada aklımıza hitap etmiş. Akıllı insan isek, aklımızı imanla bütünleştirip irfanlı hale geldiysek, hayatın da fani olduğuna inanıyorsak, ne zaman öleceğimizin belli olmadığına da inanıyorsak, öbür alem diye bir hakikate inanıyorsak, hevesimize göre yaparsak ahmak oluyoruz zaten. Evet. Onun için aklımızla, imanımızla, irfanımızla, izanımızla hayat tecrübemizle, yani hiç ummadığımız insanlar bu sene vefat etti, gitti. Onun için ölüm insanı ciddi bir hesaba, hizaya getirir yani. Evet. Hazreti Ömer halifeyken sabah erken tabii Fecr-i Sadık'ta mescide gidiyor. Evi çok uzak değildi ama bir çocuk öyle koşuyor ki ondan önce mescide varmak istiyor. Hazreti Ömer'in olduğunu fark edemedi. Hazreti Ömer olduğunu fark edemedi çocuk. Çünkü sahabede bir terbiye vardır yani. Böyle büyüklerin önüne geçilmeyeceği, Hazreti Ömer'e karşı özellikle onun Hazreti Ömer olduğunu da fark edemedi zaten. Hazreti Ömer çocuğun böyle süratlice mescide koştuğunu görünce dedi, evladım sen daha çocuksun. Namaz sana farz değil ama sen erken mescide gidiyorsun. Çocuk döndü ağlamalı bir eda ile, dün dedi bizim mahallede bir çocuk öldü. Onun için ben de çocuğum ama mescide gidiyorum. Bu önemli. Ölüme inanıyorsak ki ölümün ne zaman geleceği belli değildir. Cenab-ı Hak herkese afiyet versin. Sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Ama ölümün ne zaman geleceği belli değil ve ölüm de bir hakikattir. Netice itibariyle onun için kazancın neresindeyiz manevi olarak veya maddi olarak bunların bir muhasebesini yapmakta fayda vardır, lüzum vardır. Evet. İnsan olmak böyle bir mükellefiyeti getirmektedir.